Yalçın Karatepe, Bir Gün Gazetesi, Aldım Verdim Ticareti. 2000'li yılların başları AKP iktidarının parlak dönemi olarak adlandırılan zamanlar. Dünyada faizlerin düşük, Türkiye'de yüksek olduğu yıllar. Belki hatırlarsınız, yabancılar kendi ülkelerinde kendi para birimleri üzerinden düşük faizle borçlanıp, Türkiye'de yüksek faize yatırarak büyük paralar kazanıyordu. Carry trade dedikleri aldım verdim ben senden kazandım diye okuyabileceğimiz işler. Ülkeye döviz girişi bol olduğu için kurlar düşük seyrediyor. Yabancılar elde ettikleri yüksek TL faizini bu düşük kurlardan kendi parasına çevirip büyük bir getiri elde edebiliyordu. Dolar faizinin yurt dışında %1, %2'lerde seyrettiği zamanlarda Türkiye'de %20-30 civarında kazanmak mümkündü. Hatta bu durum öyle bir hal aldı ki Japon ev kadınları Japon yeni üzerinden sıfıra yakın faizle borçlanıp Türkiye'de yüksek getiriye akın ediyordu. İnternette bir arama yaparsanız bu konuda çok sayıda haber görürsünüz. Faiz yüksek olunca elbette alıcısı da çok oluyordu. Bu durum sadece yabancıların yüksek faiz kazanmasıyla sonuçlanmadı. Aynı zamanda Türkiye'de üretimin dışa bağımlılığını da arttırdı ham madde ve ara mal ithal etmek görece ucuzladığı için ithalatta önemli ve kalıcı bir artış olurken, ülkede ara mal üretimi de azaldı. Bugün dış ticaret verilerine baktığınızda ithal ürünlerin kompozisyonu bu durumu gösteriyor. Bir taraftan yüklü faiz ödemesi nedeniyle, diğer taraftan artan ithalatla ülkeden çıkan döviz zamanla işlerin bozulmasına yol açtı kurlar yükseldi. Ülke ödemeler dengesi riskiyle karşı karşıya kaldı. Ekonomide parlak dönem olarak bilinen zamanlar aslında hiç de parlak değilmiş. Ver yüksek faizi, girsin yabancı fonlar, sen de kendini başarılı say dönemiydi. Bu günlerde aslında o günlerden pek farklı değil. Yeni ekonomi yönetiminin tüm kurgusu faizi arttır, yabancılar gelsin, bunun sonucunda kurlar baskılansın, biz de mutlu mesut yaşayalım. Politika faizi %50'ye çıkarılınca TL üzerinden faiz kazanmak yabancılar için cazip olmaya başladı. Bugün dünyada en yüksek ikinci faizi veren ülkeyiz. Arjantin'de bile politika faizi bizden düşük. Bu faizden yararlanmak için gelmeye başladılar. Ama gelenlerin kim olduğunu bir daha hatırlatalım. Yüksek faizciler. Yabancı fonların Türkiye'deki enflasyonla ilgilendikleri yok. TL üzerinden elde edilecek reel faiz gibi kavramlara da baktıkları yok. Onlar yüksek faizden elde ettiklerini burada harcamayacaklar. Alıp gidecekler. Diyebilirsiniz ki ama kur riskini üstleniyorlar. Hayır, onu da sıvaplar üzerinden bertaraf ediyorlar. Kemiksiz kazancı rahatlıkla elde ediyorlar. Seçimlerden bugüne kadar sıvap kanalı üzerinden gelen döviz miktarının 16 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bankalar kendilerine tanınmış olan sıvap limitlerine ulaşmak üzereler. Şimdi yabancılar bu limitlerin artırılması durumunda milyarlarca doların daha Türkiye'ye gelebileceğini söylüyor. Gördüğünüz gibi yabancılar ülke ekonomisine güvendikleri, geleceği parlak gördükleri için buraya gelmiyorlar. Kur riski taşımadan yüksek faiz alıp gitmenin peşindeler. Haksız da değiller. Siz neredeyse risksiz yüksek faizi ödemeye razı oldukça onlar da alırlar. Ama bildiğimiz bir şey var daha önce olduğu gibi şimdi gelenler de geldikleri gibi gidecekler. Giderken de sadece getirdiklerini değil, beraberinde burada elde ettikleri yüksek faizi de alıp gidecekler. Dün kendi blogunda yayınladığı yazıda Profesör Doktor Özgür Orhan Gazi Hoca, ülkeden çıkan dövizin %30'unun yabancıların faiz ve kar transferlerinden kaynaklandığını, son 22 yıllık dönemde bu tutarın 300 milyar doları aştığını hesaplamış. Onlar paraları alıp giderken bize kalan ne olacak? Şimdi anladınız mı? Rasyonelin ne olduğunu. Ver yüksek faizi, gelsin yabancılar.